Ben 2020'de erken seçim mecburiyeti diye bir yazı yazmıştım. 2020'de. Çünkü gidişat şunu gösteriyordu. Tercihen, mecburen değil, tercihen girip de kazanabilme ihtimalinin olduğu bir seçim, kazanabilme ihtimalinin olduğu ama seçim gibi seçim. Yani Afrika ülkelerinin, bir Zimbabwe'deki gibi değil ya da neyse işte. Yani meşruiyeti çok gölgelenmemiş bir seçim. Yolsuzlukların birkaç puan menzili içinde, aralığında oynadığı bir seçim öyle. Yoksa 5 puanlık, 10 puanlık yolsuzluk yaparsan zaten seçim olmaktan çıkar. Onu söyleyeyim de. Böyle bir seçimi kazanma şansının olduğu yıl 2020'dir. Ondan sonra bu ekonomiyi toparlamasının imkanı yoktur. Ve bunun kendi kemik sandığı, taş sandığı tabanında da muazzam bir aşındırıcı etkisi olacağı görülecek. Ve kurduğu sistemin o %50 artı bir gerektiren oyuna ne yaparsa yapsın erişemeyecek. Dolayısıyla şimdi ya şimdi ya asla. Ya da eğer 2023'e bırakırsa kaybetmeyi ya da değişimi göze almış demektir diye bir sonuç çıkardım. Ama 2020'de pandemi oldu. Pandemi olunca da bütün denklem değişti. Ben bu yazıyı 2019'un aralığında yazdım. 2020'de erken seçim mecburiyeti diye. Hala zorlayarak 2021'in sonbaharı ya da 2022'nin ilkbaharında denklemi zorlayarak derken de şunu kastediyorum. Muhalefetin üzerine amansız bir baskı ile, zorbalıkla giderek işte medya özgürlüğünden kalan son kırıntıları da ortadan kaldırıp toplumsal muhalefet adına ne varsa ezip geçerek bir seçime giderse belki ekonomideki beceriksizliğini ve başarısızlığının dengesizliğini bir nebze hafifletebilir.